Merhaba değerli gönül dostlarımız. Bugün engelli raporum biterse ne olur sorusuna hep birlikte yanıt bulmaya çalışacağız inşallah. Evet, malum üzere son dönemde alınan bütün engelli raporlarımız süreli verilmekte. Bazı hastalıklar istisna tabii ki. Peki bu dönemde aldığımız süreli raporlar biterse ne olur? Evet arkadaşlar, bunu birkaç başlık altında değerlendirebiliriz. Örneğin kamuda çalışıyorsak süreli rapor bittikten sonra ne olur sorusuna, eğer engelli statüsünde tekrar hayat raporu alamaz isek kamudaki engelli haklarımızdan faydalanamıyoruz. Ancak iş akdimiz pes edilmiyor arkadaşlar. Peki evde bakım maaşı veya engelli maaşı alıyorsak ne olur? Süresi biten raporlarımızda verilmiş haklar bittiği için bu maaşlar kesiliyor. Tabii ki yenilenmesi gerekiyor arkadaşlar. Diğer bir konu, engelli vatandaşlara verilen bütün haklar, süresi dolan engelli raporları bittikten sonra bu haklardan mahrum oluyoruz arkadaşlar. Buna istinaden şunu belirtmek istiyoruz. %40 ve üzeri engelli raporu alan bireyler, rapor süresi bittikten sonra bu raporları muhakkak yenilemeleri gerekiyor. Özetle yenilenmez ise bu raporlar, engelli vatandaşlara sunulan birçok ayrıcalıktan sizin yararlanmanıza engel oluyor arkadaşlar. Rapor süresi biten raporlarımız yenilendikten sonra bu haklar aynen devam ediyor. Ancak az önce yayınımızın başında da söylediğim gibi engelli kamu personelleri engelli rapor süreleri bittikten sonra rapor sürelerini uzatmaları veya süresiz hale getirmemeleri durumunda memuriyet hakkından faydalanmaya devam ediyor ama engelli personelin elde ettiği bütün haklardan faydalanamıyor arkadaşlar. Buna istinaden sizlere tavsiyemiz, süresi bitecek raporlarımızın süresi bitmeden yenilenmesidir. Bu yenilenme esnasında da ikinci heyet raporu alırken de süresiz hale gelmesi hususunda talepte bulunmanızdır. Sağlıklı günlerde, mutlu yarınlarda buluşmak dileğiyle hepiniz kalın sağlıcakla.